Çok doğal bir güzelliğin var ve çok güzel gülüyorsun. Bir kere de bizim için gülümser misin? Double oldu. Herkese merhaba, ben Deniz Baysal. O ne diyor aracılığıyla şimdi sizlerden gelen soruları yanıtlayacağım. Çok gerginim şu an. Evet. WhatsApp'ta en çok hangi emojiyi kullanıyorsun? Maymun emojisini kullanıyorum. Çok saçma değil ki. Gardıropta vazgeçmek istemediğiniz 3 şey nedir? Beyaz tişört, yün çorap, tight. Harry Potter filminde olsaydın hangi karakter olurdun? Tabii ki de Harry Potter'ın. Kaçarı yok. Kuru fasulyenin yanında soğan yer mi? Sen deli misin? Nasıl yerim? Böyle yumruğumla kırar yerim yani. Eşek gibi gözlerim var. Aşırı güzeller. Eşeklerin gözleri de güzeldir. Çok teşekkür ederim İlay. Eşek gibi değil ya ama benzetme için teşekkür ederim. Gerçekten hoş bir şey olmuş. Sağ ol. Deniz Baysal'ın tanıştığı herhangi bir erkek annesinin onu beğenmeme ihtimali yok gibi geliyor bana. Sen bu tipi nerede yaptın vicdansız? Soylarıma teşekkür ederim eğer böyle düşünüyorsanız. Çok sağ ol, beni mahcup ettin. Kızardım şu an. Vicdansız. Ne zaman çocuk yapacaksın? Acil genlerini dünyaya yayman lazım. Daha var ya. Keşke ünlü olmadan evvel şunu da yapsaydım dediği ünsüz özlemleri var mı? Yo, hayır. Yani şu anda her şeyde çekinmeden yapabiliyorum. Ergenlik dönemlerinde sivilcesi çıkıyor mu? Yok, benim çıkmadı ya. Yani böyle birkaç tane çok nadir aralarda gösteriyordu kendini ama sivilcem çıkmadı hiç. Burada kocaman varmıştım böyle. Dizide gerçekçi ağlamak mı yoksa gerçekçi gülmek mi daha zor oluyor? Gerçekçi gülmek daha zor oluyor kesinlikle. Sinirlenince çok güzel oluyorsun. Bir kere sinirlenir misin? Olmadı değil mi? Bağlayamadım. Sonsuza kadar yaşlanmayacak olsanız hangi yaşta kalmayı tercih ederdiniz? 30. Çünkü yani daha 27 yaşındayım ama bir kadın için 30 yaşın çok önemli olduğunu, çok özel olduğunu söylerler. Aşk nedir? Aşk sadece bir kişiye, bir canlıya duyulan değil, her şeye karşı hissedebileceğimiz bir duygudur bence. Tutkuyla bağlı olmaktır, mutlu olmaktır, huzurlu olmaktır ve kendin olabilmektir. Asla giymem dediği bir kıyafet tipi var mı? Yani şimdi çekimlerde tabii bazen giydiğimiz oluyor ama aşırı dekolteli, hem göğüs dekolteli, hem bacak dekolteli, hem sırt dekolteli, böyle aşırı dekolteli bir şey tercih etmem hiçbir zaman. Çocukken en sevdiğiniz abur cubur neydi? Ya ben çocukken çok fazla böyle abur cubur yediğim olmuyordu. Ya abur cubur demeyeyim, yemek olarak çocukken de hala da en sevdiğim şey makarna. Keşke abur cuburunu yapsalar onunla. Bu dünyada nesiller sonra bile hatırlanmak, bilinmek için nasıl bir iz bırakmak ister? Yapabileceğim iki şey var. Bir, mesleğimi en iyi şekilde icra edip her seferinde daha iyi olmaya çalışmak. Bir de haksızlığa uğrayan herkesin yanında olarak iz bırakırsınız. Bir kişinin bile hatırasına yaşasanız zaten iz bırakmış oluyorsunuz bence. Bildiğinin bu kadar güzel ve sağlıklı ve dinç olmasın neye borçlu? Çok teşekkür ederim. Ya çok bir şey yapmıyorum açıkçası ya. Sanırım Allah vergisi yani. Tabii ki de hani krem sürüyorum, ediyorum. O da her gün çok makyaj yapıldığı için. Normalde çok makyaj yapmayan bir insanım. İnsandım diyeyim. Mecbur kalıyorsunuz bir süre sonra sürekli bakımlı olmaya. Ama yani sürekli temiz tutuyorum ve krem sürüyorum. İlk olarak ne zaman vay be ben ünlüyüm dedim. Daha geçen gün şöyle bir şey oldu. Elimde market poşetleriyle eve giderken taksiden bir kadın ve kızı arkalarını dönüp bana baktılar taksi camından. Ben de gülümsedim. Sonra taksi bir anda önüme kırdı ve indiler taksiden. Fotoğraf çekilebilir mi? İyi çekilelim dedim. Poşetleri yere bıraktım. Fotoğraf çekildik. Sonra gittiler. Sanırım bunda biraz daha farkında oldum diyelim. Mutluluk size göre nedir? Biraz düşünün. Allah'ım mutlu değil miyim acaba ben? Ya birçok şey demek ki. Çok şey beni mutlu eder zaten. Evde olmak mutlu eder, arkadaşlarımla, ailemle olmak mutlu eder. Siz beni mutlu edersiniz. Çalışmak mutlu eder, sevgilim beni mutlu eder. O yüzden mutluluk bana göre yanında eğlendiğim ve huzur bulduğum her şey ve herkes. Mezar sahnesinde çok zorlandınız mı, korktunuz mu? Evet. Mezarı görene kadar sıkıntı yoktu. Sahneler için çok heyecanlanmıştım. Oynadık daha öncesini. Sonra sıra mezara girmeye gelince yani bayağı bir sıkıntı olmuştu benim için. Girdim mezara, sonra ufak ufak çığlıklar atmaya başladım. Bir çıktım, dualar okudum, ettim, tekrar girdim, tekrar çıktım derken sonunda çekebildik. Ama evet, zorlandım ve korktum. Evrene mesajın nedir? Mutluluk, sevgi, huzur, barış, sağlık. Evet. Issız adı... Olmadı ya, o kadar güzel başlamıştım. Issız adayı düşse hangi 3 makyaj malzemesini yanına alırdın? Jimer, allık, dudak koruyucu. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok güzel sorulardı. İnşallah başka bir zaman tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.